Evet, sizi şu anda Zeytin Dalı Meydanı'na getirdim. Kıbrıs Zeytin Dalı Meydanı. Hiç belli olmuyor ki ya. Kararmış. Vallahi çok yoruldum. Şuraya oturacağım. Ay, ayaklarım ağrıdı. 20 kilometre yol yürüdüm yayın yapacağım diye ya. Ha, Oba Ocakbaşı varmış. Orayı da bir ziyaret edelim bakalım. Anam, oy oy oy. Acıktım bu arada. Mama yiyelim. Dağların tepesinde sis var. Vallahi billahi yağmur ya. Ay ağzına sağlık. Ben söylemekten bıktım ya. Gelen hiç ne abone oluyor, ne like atıyor. Ay, 100 beğeni yapın da şöyle gelen giden şey olsun, aktif olsun yani. Of, söylemekten bıktım. Abi Ceren ne zaman tanıştın? Ceren'le senden sonra tanıştım güzel kardeşim. Geçen 3-5 gün önce biliyorsun arabadan canlı yayın yapıyordum. Samsun'a giderken Fahriye, sen, Hasan, ondan sonra Zeynep hep yayınıma katıldılar ama şimdi yoklar. Sağ olsun Ceren bütün yayınlarıma geliyor artık. Teşekkür ediyorum ona ayrıca. Ne zaman yayın açsam geliyor. Sude hayırdır, yaşını mı büyütüyorsun gitgide? Biraz önce küçük söylemiştin, şimdi büyük söylüyorsun. Hayırdır? Evet. Hasan Selçuk geri gelmiş. Selçuk yayını çok terk ettin ya o. Ödev mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Senin isim neydi Sudem? Adın neydi senin adın? Vallahi ne konuşacağımı bile şaşırdım. Tamam. Sürekli gelirsen seni de aklıma kaydederim. Leyli sen harbiden rahatsız mısın güzel kardeşim ya? Vallahi sinir olmaya başladım artık biliyor musun? Benimle niye konuşmuyorsun diyorsun. Burada herkesi cevaplayacağım ama senin sorduğun sorunun cevabını verdim ben. Uzun uzun anlattım. Aa, Allah Allah. Niye böyle yapıyorsun güzel kardeşim? Yazdım ya ben sana. Leyli'ye diyorum, Leyli'ye, Sude. Vallahi Ceren sohbetteki durumu idare ederken sana konuştum güzel kardeşim. Ya sen dinlemiyorsun, aynı Songül'e benzedin. Songül gibi yapıyorsun artık. Anlamadım gitti. Güzel kardeşim yayında durarak canın sıkılıyorsa gidebilirsin. Yani seni zorla tutmuyoruz güzel kardeşim. Mahmut hoş geldin. Kıbrıs Girne. Şöyle